O kadar hızlıydı ki sevgili izleyenler. Otomobilin lastiği dayanamadı ve patladı. Araç da kontrolden çıkıp karşı şeride kendi yolunda giden lüks otomobilin üstüne uçtu. Kaza yeri kelimenin tam anlamıyla savaş alanı gibiydi. Yoldan geçenler araçlarını kenara çektiler, kurtarma çalışmalarını izlediler. Karşıdan doğru geliyordu. Islak tabii zemin. Lastiği koptu böyle. Havadan böyle fırladı. Aşırı hızlıydı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride uçtu. Üzerine düştüğü otomobili hurdaya çevirdi. 3 kazazede hayatını kaybetti. Sürüklenerek böyle havada taklatarak buraya doğru geldi. İçinden de insanlar fırladı. Murat Kılıç Kavacık'tan Beykoz istikametine gidiyordu. Yol ıslak, Kılıç aşırı süratliydi. Aracın lastiği patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla refüje çarpıp havalanan otomobili karşı şeride fırladı. Hasan Yıldırım'ın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Karşıdan doğru geliyordu. Islak tabii zemin. Lastiği koptu böyle. Havadan böyle fırladı. Buradan da gelen Mercedes'in böyle camına değince Mercedes hakimiyetini kaybetti. Albeyada sürüklenerek böyle havada taklatarak buraya doğru geldi. İçinden de insanlar fırladı. Araçlarda sıkışanlar, yola fırlayanlar. Ekipler kazazedeleri sıkıştıkları yerden kurtarmaya çalıştı. 4 tane ölüyü duydum, 3 tane yaralıyı duydum. Biz 3 tane yaralıyı çıkardık da oradaki ölüleri biz görmedik. 3 cana mal olan feci kaza sonrası çevredekilerin tribün edasıyla dizilip çalışmaları seyretmesi dikkatlerden kaçmadı.